Hayırlı sabahlar. Hafta sonunda Adana ve Mersin'deydik. Esas gidiş sebebimiz Adana'daki kitap fuarıydı. Ve bu vesileyle Adana'daki, Mersin'deki okurlarımızla tekrar bir araya gelme fırsatı bulmuş olduk. Adana'ya en son 2019'da gitmiştik. Üstad Anma programı vesilesiyle. Daha sonra pandemi araya girdi. Ve tekrar yüz yüze gelme imkanı bulamadık o ortamda. Online program yaptık ama tabii ki yüz yüzenin yerini tutmuyor. Ve böylece uzunca bir aradan sonra tekrar oralara gitme, oralardaki okuyucularımızla bir araya gelme, hasret giderme imkanı bulmuş olduk. Kitap Fuarı Yeni Asya'nın e, iştirak ettiği önceki diğer illerdeki fuarlar gibi e, Yeni Asya açısından Risale-i Nur'u üstadı, gazetemizi, yayınlarımızı tanıtma, ilanat açısından gayet istifadeli oldu, gayet faydalı oldu. Ve birçok insan bu vesileyle Risale-i Nur'la tanıştı. Oradaki e, gayretli ve çok e, fedakarca çalışan arkadaşlarımızın, fuar ekibinin e, gelenlerle olan sıcak ilgisi ve onlara yayınlarımızı tanıtma noktasındaki samimi gayretleri güzel meyveler verdi. Ve birçok insan dediğimiz gibi Risale-i Nur'la, Üstad'la tanıştı. Üstad'ın o büyük boy posteri zaten herkesin dikkatini çekiyordu. Ve Yeni Asya'nın Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak Üstadı ve Risale-i Nur'u konuşturma. Onun sesini dünya durdukça insanlığa duyurma vazifesinin hakkıyla yerine getirildiğinin yeni bir örneğiydi. Ve fuar ziyaretçileri, gençler, hanımlar, çocuklar, yayınlarımızla tanışmış oldular. Tanıyıp da değişik sebeplerle, özellikle son süreçten kaynaklanan sebeplerle bir miktar uzak kalanlar tekrar arayı ısıtma ihtiyacını hissederek o noktada kuvvetli bir alaka gösterdiler. Telefonlaşıl, telefon teatileri yapıldı. Ve Adana'da hem erkekler için, hem hanımlar için, hem çocuklar ve gençler için yapılan sohbet programlarına davet edildi tanışılan insanlar. Ve onlar da çok yakın bir alaka göstererek icabet edeceklerini söylediler. Her ne kadar ekonomik kriz, bilhassa son dönemde iyice kabus gibi çöken ekonomik kriz, kitap fuarına olan ilgiyi de bir miktar düşürmüş gibi görünüyor ve insanların alım gücü zayıfladığı için ve kitapta ihtiyaç listesinin son sıralarında maalesef yer aldığı için kitap fuarı da bundan olumsuz etkileniyor. Kitap satışları olumsuz etkileniyor. Bunu Adana fuarında da gözlemlemek mümkün idi. Ne yazık ki. Ama buna rağmen yine de bu şartlarda olabildiği ölçüde yoğun diyebileceğimiz bir iştirak oldu ve insanlar işte dişinden tırnağından arttırdıklarıyla kitap almaya çalıştılar. Ve bu noktada şunu ifade etmek istiyoruz. Bilhassa stand kiraları oldukça yüksek. Diğer kitap fuarları için de geçerli bu. Yani bunların olabildiğince düşürülmesi ve özellikle belediyelerin bu konularda yayın evlerine yardımcı olması, destek olması temenni edilen bir şey. Kitap çok önemli. Kitabın toplum gündeminde, özellikle gençlerin gündeminde yer bulması her bakımdan emniyet arz eden bir şey. Ve bunu temin için kitabı yeniden toplumun gündemine taşımak, özellikle de gençlerin gündemine taşımak için mümkün olan her türlü fedakarlığın gösterilmesi lazım. Bunu ifade ettikten sonra bir de ziyaretçi profili açısından katıldığımız her fuarda olduğu gibi Adana Fuarı'nda da süreç mağdurlarının yoğun bir ilgisini gördük. Onlar malum sebeplerle ekonomik açıdan da çok Zorda olmalarına rağmen büyük bir ekseriyet itibarıyla gene gelenlerin çoğu en azından bir kitap almaya gayret etti ve daha fazla alabilenler de oldu imkanları ölçüsünde ve bu insanların bu kadar maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında gene ümitlerini kaybetmediklerini gördük. Yaşananları bir imtihan olarak görüyorlar ve bu imtihanı yüzün akıyla tamamlamanın gayreti içindeler ve gelişmeleri de endişeli ama aynı zamanda da iyimserliğe yavaş yavaş dönen bir ümitle takip ediyorlar. Biz de onlara olabildiğince moral vermeye, ümit vermeye çalıştık ve Türkiye'nin genel tablosunun gidişatının bundan üç sene önce, iki sene önce, bir sene önceki durumdan olumlu anlamda daha farklı olduğunu, artık bu mağduriyetler konusundaki toplumsal duyarsızlığın aşılmakta olduğunu, daha evvel kimse görmezken artık şimdi büyük bir ekseriyetin bu mağduriyetleri görmeye, seslendirmeye ve itiraz etmeye başladığını, siyasetin gündeminde de bilhassa altılı masa özelinde bu konunun ciddi anlamda e, gündem olduğunu ifade ettik ve inşallah seçimde dengenin haktan, adaletten, demokrasiden, hukuktan, hürriyetlerden yana müspet manada değişeceğini ifade ettik ve e, bu inancımızı, ümidimizi zaten her vesileyle tekrarlıyoruz. Onlara da iletme imkanı bulmuş olduk. Adana'daki programlarımızdan biri ıı, akşam sohbetiydi. Orada 100. yılında Cumhuriyet ve Bediüzzaman konusu etrafında bir sohbetimiz oldu, müzakerelerimiz oldu. Üstad Bediüzzaman'ın gerçek anlamda dindar bir cumhuriyetçi olduğunu eserlerden örneklerle aktarmaya çalıştık. Daha evvel hatırlanacağı gibi İzmir Kitap Fuarı'nda da aynı konuyu işlemiş idik. Adana'da yine o manaların üzerinden birlikte geçtik ve bununla birlikte güncel gelişmeleri, siyasetteki gelişmeleri, seçim sürecini de değerlendirme imkanı bulduk. Sorular oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Velhasıl verimli, istifadeli bir program oldu. Bunun yanında Adana'ya gidiş vesilesiyle hemen komşu vilayet olan Mersin'e de gitme imkanı bulduk. Oradaki okuyucularımızla da bir araya geldik ve onlarla da ağırlıklı olarak haklı şura, ihlas, tesanüt manaları çerçevesinde bir sohbet ve müzakere yaptık. O da çok faydalı oldu, çok istifadeli oldu. Ve hakikaten Yeni Asya'nın haklı şuraya dayanan duruşu, sağlam duruşu, her hal ve şartta hukuktan, adaletten, demokrasiden yana olan duruşu, tarihi bir duruş ve bu duruş bütün zorluklara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün tacizlere rağmen, taziklere rağmen bozulmadan bugünlere geldi ve 54. inşallah yılımıza gireceğiz önümüzdeki 21 Şubat'ta. İnşallah dünya durdukça bu duruşta muhafaza edilecek. Adana ve Mersin okurlarımız bu konularda da çok duyarlı ve Yeni Asya'nın duruşuna çok samimi ve kuvvetli bir destek vermeye devam ediyorlar. Bunu bir defa daha gördük. Ve en zor zamanlarda da bu desteklerini ortaya koymuşlardı. Aynı duruş, aynı tavır hiç eksilmeden bilakis artarak ve daha da kuvvetlenerek devam ediyor. Bu vesileyle hepsine teşekkür ediyoruz. Ve bu verimli programlardaki katkıları için, emekleri için, gayretleri için şükranlarımızı sunuyoruz diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.